ben de bu cemiyetin içinde bulundum. Kusurları, yanlışları olabilir ama vatanseverliği tartışılmaz. İttihat ve Terakki, Osmanlı'nın sonuna, Cumhuriyet'in ise başına damga vurmuş bir cemiyet. Biz bugün İttihat ve Terakki'nin lider kadrosundan Cemal, Talat ve Enver Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa ile olan ilişkilerine ve bu üç paşanın ardından Mustafa Kemal Paşa'nın söylediklerine kısaca değineceğiz. Bilindiği üzere İttihat ve Terakki'nin lider kadrosu Cihan Harbi mağlubiyeti sonrası kimine göre kaçtı, kimine göre ise de yeni bir yol bulmak için yurdu terk etti. Cemiyetle arası açık olan Mustafa Kemal Paşa ise kurtuluş için doğal liderler arasına girdi. Cemiyetle arasının açık olması bu süreçte onun işine yarayacaktı. Çünkü savaşın tüm sorumluluğu iddiatçı liderlere ve onları destekleyenlere yüklenmişti. Mustafa Kemal Paşa her ne kadar iddiatçı olsa da cemiyete muhalifti ve bu herkes tarafından bilinmekteydi. Öyle ki kendisine cemiyet tarafından 3 suikast girişimi düzenlenmişti. Kemal Paşa'nın Samsun'a gönderilmesinde de yine iddiatçılarla arasının açık olması önemli bir faktördü. İddiatçıların lideri konumundaki Sadrazam Talat Paşa yurdu terk ettiğinde "Vicdanlarımıza karşı mahkum değiliz. Çünkü milletimizi kurtarmak ve yurdumuzu yükseltmek istedik. Fakat talih bize yar olmadı." demişti. Buna rağmen İstanbul'dan ayrılırken güvendiği isimlerden Kara Kemal ve Kara Vasıf'a gizli bir örgüt kurma talimatı vermişti. Bu örgütün adı Karakol Cemiyeti'ydi. Başlangıçta çok yararlı işler yapan bu cemiyet, İstanbul'dan Anadolu'ya silah ve insan kaçırılmasında önemli bir rol üstlenmişti. Mustafa Kemal Paşa ile ortak hareket eden bu cemiyet, bir süre sonra başına buyruk hareket etmiş ve Kemal Paşa'ya alttan alta emir vermeye kalkmıştı. Sonuç olarak nihayetinde dağıldı. Talat Paşa ve Mustafa Kemal Paşa, milli mücadele zamanında birçok kez mektuplaştı. Talat Paşa, Avrupa'daki durum hakkında bilgiler verdi, tecrübelerini aktardı. Bir nevi Ankara'nın Almanya'daki gözü olmuştu. Açıkça Mustafa Kemal Paşa'nın hareketini doğru bulduğunu belirten konuşmalar yaptı. Hatta Enver Paşa'ya "Mustafa Kemal Paşa'dan haber beklemeliyiz" tarzında yazılar dahi yazdı. Fakat maalesef 15 Mayıs 1921 tarihinde Berlin'de Ermeni bir suikastçı tarafından şehit edildi. Mustafa Kemal Paşa, Ermenilerin şehit ettiği devlet adamlarının yakınlarına vatani hizmet tertibinden maaş verilmesine dair kanunla Talat Paşa'nın eşi Hayriye Hanım'a maaş bağlatmış, ardındansa zavallı Talat Paşa, kendisinin bir sapkın Ermeni kurşunuyla Berlin sokaklarında yere serildiğini işittiğim zaman ne kadar müteessir olmuştum, demiştir. İkinci liderimiz Cemal Paşa'nın arası Mustafa Kemal Paşa'yla çok daha iyidir. Birçok cephede beraber çalışmışlar, fikir birliği içinde ilerlemişlerdir. Mustafa Kemal Paşa ihtiyaçtan atlarını satılığa çıkardığında Cemal Paşa bu atları satın almış, daha sonra yüksek bir paraya başkasına satmıştı. Aradaki farkı kar almadan Mustafa Kemal Paşa'ya tekrar vermişti. Mustafa Kemal Paşa yıllar sonra hareketin başında bu para çok işime yaramıştı diyecekti. Yine milli mücadele yıllarında Mustafa Kemal Paşa ve Cemal Paşa birçok kez mektuplaşmış ve Cemal Paşa Ankara ile ortak hareket etmiştir. Afganistan'da bir takım faaliyetler yürüten Cemal Paşa buradan milli mücadeleye yardım eli uzatmıştır. Afganistan'da çok iyi karşılanan Cemal Paşa burada Enver Paşa hakkında da Mustafa Kemal Paşa'ya haberler vermiş, gittiği yolu eleştirmiştir. Mektuplarında "kardeşim, iki gözüm, paşam" gibi ifadeler oldukça fazladır. Mustafa Kemal Paşa, Cemal Paşa'ya beraber olarak Anadolu'da çalışma teklifinde dahi bulunmuştur. Fakat maalesef Tiflis'te Rus ve Ermeni suikastçılar tarafından suikaste uğramıştır. Mustafa Kemal Paşa, Cemal Paşa'nın cenazesinin yurda getirilmesini emretmiş ve Erzurum'a defnettirmiştir. Ek olarak eşine maaş bağlatmış, zor durumda kalmasını engellemiştir. Cemal Paşa'nın ardındansa şunları söylemiştir: "Yazık, değerli bir adam kayboldu.
Buraya gelebilmiş olsaydı ben ona vazife verirdim. Anadolu'nun imarında ondan yararlanılırdı. Fazla jest ve gösteriş o zavallıyı böyle hiçine kurban etti. Son olarak daha önce detaylarıyla uzunca anlattığım bir videosu bulunan Enver Paşa ve Mustafa Kemal'in ilişkisinden kısaca bahsedelim. Ortak amaç iki zıt yol. Mustafa Kemal Paşa ve Enver Paşa İttihat ve Terakki Cemiyeti toplantılarında, Trablusgarp'ta, Edirne'nin kurtuluş çalışmalarında, Cihan Harbi'nde, Milli Mücadele yıllarında hep tartışma içindeydiler. Birbirlerinden haz etmediklerini yanlarında bulunan birçok kişinin hatıratlarından görebiliyoruz. Mustafa Kemal yakınlarına birçok kez Enver Paşa'nın askeri yönetimini eleştirmiştir. Hatta bunu Almanya ziyareti sırasında o zaman veliaht olan Vahdettin'e bile söylemişti. Enver Paşa her zaman Mustafa Kemal Paşa'dan üst rütbedeydi. Rütbeleri jet hızıyla atlamıştı. Ülke 1. Dünya Savaşı'nda Enverland olarak anılmaktaydı. Nihayetinde bu ülke savaşı kaybetti ve bunun sorumlusu Enver Paşa olarak lanse edildi. Enver Paşa yurdu terk eden diğer arkadaşları Talat ve Cemal Paşa'ya göre daha hareketli bir yol seçti. Kendini ispat etmek istiyor, yenilgiyi kendine yediremiyordu. Hareketin başında milli mücadeleye destekler mektuplar yazarak Mustafa Kemal'le ortak çalışma arzusunda olduğunu belirtti. Rusya'da birçok görüşme yaparak Ankara lehine adımlar attı. Fakat bir yandan da ağırlığını koymak, emir altına girmek bir yana dursun, emir vermek istiyordu. Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'da geçici bir süreliğine lider olarak görmekteydi. Anadolu'da bulunan arkadaşları, hatta meclis açıldıktan sonra mecliste bulunan 40 kadar vekil de bu görüşteydi. Sakarya Savaşı'na kadar oldukça gitgelli giden Enver Paşa Mustafa Kemal Paşa ilişkisi, Enver Paşa Batum'dan Anadolu'ya gelecek darbe yapacak söylentileriyle zirve yapmıştı. Söylentiler gerçekleşir mi bilinmezdi ama Enver Paşa'nın Trabzon'da teşkilat kurduğu, mitingler yaptırdığı, Ankara'ya emirvaki kararlar gönderdiği, eşine "arkadaşlar beni bekliyor" dediği gerçekti. Bu süreçte Ruslar da olası bir Yunan galibiyetinde Enver Paşa kozunu ellerinde tutuyorlardı. Mustafa Kemal Paşa ise Karabekir'le ortak hareket ediyor, Enver Paşa'nın mektuplarını ele geçirip okuyor, ona göre tavır takınıyorlardı. Enver Paşa'nın yurda gelmesini engellediler. Enver Paşa bu duruma çok sinirlenmiş, Mustafa Kemal Paşa'ya çok ağır mektuplar yazmıştı. "İstediğim zaman Anadolu'ya gelirim, o kadar." tarzında mektuplar yolluyordu. Ta ki Sakarya zaferine kadar. Sakarya'da alınan zafer Enver Paşa'ya ayrı bir yol çizdirmişti. Artık Buhara'ya gidecek ve orada savaşacaktı. Bir süre önce birlikte hareket ettiği Ruslarla karşı karşıya geldi. Yenilgiyi kabullenmeyen ve bir nevi başarıya aç olan Enver Paşa bir bayram günü atını yanında yer alan askerlerin önüne geçirip ölüme koşturacaktı. Mustafa Kemal Paşa Enver Paşa'nın ardından "Enver bir güneş gibi doğmuş, bir grup ihtişamıyla batmıştır. Arasını tarihe bırakalım." demiştir. Evet, çok kısa olarak Mustafa Kemal Paşa'nın Enver, Talat ve Cemal Paşa ile olan ilişkilerini sizlere anlatmaya çalıştım. Açıklamaya bırakacağım kaynakça kitapları okuyarak çok daha detay konularda bilgi sahibi olabilirsiniz. Benim burada bahsettiğim özetin özetidir. Videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kalın sağlıcakla.